Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Kütahya'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Sabah başkanlık ettiği İl Eğitim Değerlendirme Toplantısının ardından Cuma namazını Ali Paşa Camii'nde kılan Bakan Özer, sonrasında Hezar Dinarı Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısına başkanlık etti. Bakan Özer burada yaptığı konuşmasında yardımcı kaynaklarla ilgili devasa bir adım attık diyerek şunları kaydetti. Son 19-20 yılda eğitimle fırsat eşitliğini artırmak için, güçlendirmek için ücretsiz olarak dağıtılan kitaplara, ders kitaplarına ilave olarak bir adım daha attık. Yani 2022-2023 eğitim öğretim yılında sadece öğrencilerimize 153 milyon adet ders kitabını ücretsiz olarak eriştirmedik. Aynı zamanda yıllardan beri eğitim sistemimizin kronik bir problemi olan yardımcı kaynaklarla da ilgili devasa bir adım attık. İlk kez 2. sınıflardan 12. sınıflara kadar tüm sınıf seviyelerinde 136 milyon yardımcı kaynağı tüm öğrencilerimize eğitim öğretim yılının başlangıcında hazır hale getirdik. Ekim ayı içerisinde 20 milyon tane daha yardımcı kaynak kitap dağıtacağız. 4 milyon da Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüz gönderecek. Dolayısıyla 160 milyon yardımcı kaynakla öğrencilerimizi destekleyeceğiz. 5 yaşındaki okullaşma oranının 2000'li yıllarda %11 olduğunu söyleyen Özer bugün bu oranı %94'e çıkardıklarını açıkladı. Eğitimde erişim problemini artık çözdük. Bakın son 20 yıl gerçekten bu anlamda tarihi bir döneme tekabül etmektedir kıymetli arkadaşlar. 2000'li yıllarda 5 yaşındaki okullaşma oranı bu ülkede %11 idi. %11. 100 tane 5 yaşındaki çocuğumuzun sadece 11 tanesi okul öncesi eğitimde kendisine yer bulamıyordu. Bugün bu oran %94. Dün rakamları güncelledik. %93'tü. %94'e çıktı. Konuşmasının ardından Bakan Özer'e İl Eğitim Müdürü Hasan Başyüy tarafından hediye takdim edildi. Toplantı sonrası Kütahya Belediyesi'ne geçen Bakan Özer şeref defterini imzaladı. Belediye Başkanı Profesör Doktor Alim Işık makamında ziyaret etti. Başkan Işık Özer'e hediye takdiminde bulundu. Bakan Özer program kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'na da ziyaret gerçekleştirerek basına kapalı yapılan toplantıya katıldı. Temaslarına Ulu Cami ve Dönenler Cami ziyaretiyle devam eden Bakan Özer burada vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.